Karmobil'den herkese saygılar, sevgiler. Bugün 26 Mayıs 2024 Pazar. Her pazar olduğu gibi bu hafta da Adana Araba Pazarı'ndayız. Bu hafta pazar kalabalık. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak bu kanalı da destekleyerek büyütürseniz beni çok memnun edersiniz ve çekmemi istediğiniz modelleri yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu hafta pazarda hangi otomobiller var, fiyatlar nasıl? Hadi gelin birlikte bakalım. Hyundai Accent Atmir. Bu otomobili satan arkadaş kanalımızın izleyicilerinden. Fiyat olarak 350 bin lira yazmış. Etiketini çekeceğim ama en son 335 bin liraya bırakacağını söyledi. Bununla birlikte otomobil satarken ciddi bir problem oluyor otomobil satıcıları bakımından. Böyle ölü fiyatlar veren oluyor, şey veren oluyor. Satan arkadaş diyor ki ciddi alıcı gelirse arabanın başında güzel bir pazarlığımızı yaparız. Arabanın motor kaputu değişmiş. 1.5'e klimalısı, çalışmayan herhangi bir şeyi yoktur diye tahmin ediyorum. 13 yıldır bu otomobili kullanıyorlarmış. Şurada bilgileri var. Bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım. İletişim bilgisi burada. Şöyle büyüğünü de çekeyim. Bir de şöyle bunun siyah cam filmleri falan var. Karoseri olarak çizgileri hiç fena durmuyor. Koltuğunda şöyle bir sökük yırtık gördüm. Onun dışında içi bu şekilde. 4 cam otomatiği falan var bunlarda. Hemen şöyle arkadan da çekelim arkadaşlar. V6 Jetta 2017 model 1.4 TSI benzinli 124 bin kilometrede 745 bin lira yazılmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış arkadaşlar. Sağına soluna baktığım zaman bir şey göremedim, büyük kusur. Farının alt kısmında bir çatlak var. Onun dışında önden de araba olması gerektiği gibi duruyor. Gözüme bir kusuru çarpmadı dediğim gibi ama detay bakılması gerekiyor. GLS'i. Model yılı yazılmamış ama muhtemelen 95-96'dır diye tahmin ediyorum. 288 bin kilometrede olduğu yazıyor. 190 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Yaşına göre kasası oldukça diri duruyor arkadaşlar. Şöyle şuradan koltukların içini de çekmek istiyorum. Çünkü bu çocukluğumuzun, gençliğimizin böyle hayran olduğumuz otomobillerinden. Koltuğundaki yırtığı göstereyim. Koltukları genel olarak yaşıyla kıyasla kapı kartonları falan iyi durumda. Hidrolik direksiyonu yok, kliması yok, cam otomatikleri var sadece. Şöyle bir kapı hissiyatını da görün. Kapı az biraz ayrık kaldı. Arkadan da bakıldığında Astra bu şekilde arkadaşlar. Almera'nın sedanı. Genellikle hiçbir piyasada böyle ilk otomobil alacakların dikkatini çeken bir otomobil ama Nissan piyasada çok popüler bir marka değil. Bayi servis ağı gelişmemiş, yedek parçası biraz pahalı olduğu için ama onun dışında Japon sağlamlığına sahip olan bir otomobil. 293 bin kilometrede 300 bin lira fiyat yazılmış. Tek değişeni varmış. Muayenesi 2025'in 5. ayına kadar. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında bir şey yok. Ön camında çatlak var. Tavanında folyo var. Özür dilerim. Kısmen de güneş yanıkları var arkadaşlar. Almera'nın durumu bu şekilde. Laguna 2'nin 2.0 prilvajı arkadaşlar. Yani en dolu olan versiyonu. Farının birinde buğu var, diğerinde buğu yok. Yani oradan belki bir kazası olmuş olabilir ama boyası net düzgün duruyor. Araba 2003 model. 276 bin kilometrede 345 bin lira fiyat yazılmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Deri koltuk, otomatik şanzıman gibi donanımları dışarıdan gördüm. En dolu olan versiyonu zaten. Hani bu otomobil konfor yönünden oldukça döneminin ötesinde olan bir otomobil. Ama Laguna ikinci elde. Hani Megane'lar kadar tutmuyor maalesef arkadaşlar. Golf 4 arkadaşlar. Boyası fena değil. Jantları düzgün. Lastikleri ortalama seviyenin üzerinde. 2001 model. 1.6'dır diye tahmin ediyorum. Piyasada genellikle 1.6'lar çoğunlukta. Pazarlık payı var denilmiş. 355 bin lira fiyat yazılmış. İletişim bilgisi de burada paylaşılmış. Tavanındaki folyoyu sizler de görmüşsünüzdür. Araba genel olarak bu şekilde. Bir de arkadan gelin bir bakalım. Dışarıdan gördüğüm koltuk döşemeleri fena değil de Golf'lerin 1.6'sı evet. Arkadan da bakıldığında böyle bir modifikasyon yapılmış. Astra'nın hızlıca fiyat bilgisini sizlerle paylaşayım. 225 bin kilometrede model yılını ben burada göremedim. 660 bin lira fiyat yazılmış. Ambiyans paket 4 çeker dizel. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. 2014-2015'tir diye tahmin ediyorum. Kasası fena durmuyor. Ufak tefek lekeler falan var. Detay bakılması lazım tabii. Şu çamurluk ve kapı birleşiminde bir şey var mı diye baktım da bir şey yok. Şuralarda böyle ufak tefek korozyon da oluşmaya başlamış. Arkadan da bakıldığında Duster bu şekilde arkadaşlar. Ford Focus 1. Aşk plakalı üstelik makyajlı versiyonu. Şöyle sağına soluna bir bakayım. Arabada güneş yanığı yok. Muhtemelen komple boyalıdır ki. Ford Focus 1'lerde
Güneş yanı kronik problemlerinden biri. Hele hele Adana'da 2004 model 389 bin kilometrede 370 bin lira fiyat edilmiş. İki değişeni varmış. Ağır hasarlıymış. 4 cam otomatikmiş. ABS'li konfor paket. Şimdi ağır hasar kayıtlı için bence fiyat düşük sayılmaz şu dönem için. Ford Focus 1'lerle ilgili hep şunu söylüyorum. Hani 350 bini geçmemek gerekiyor. Zaten 350 bini geçiyorsanız hani 400-450 bin bandına çıkabiliyorsanız Ford Focus 2 bence daha mantıklı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yoruma yazın. Elazığ plakalı Vectra B. Yanılmıyorsam 1.6'sı araba 2000 model. 280 bin kilometrede 300 bin lira fiyat edilmiş. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Çok detay yazılmamış. Araba ben böyle 25 yaşındaki bir otomobil, 24 yaşındaki bir otomobil. Böyle çok yaldır yaldır durduğunu söyleyemem. Çok kötü olduğunu da söyleyemem. Vectra B'ler gerçekten benim çok sevdiğim. Özellikle 1990'lı yıllarda bence Opel'in başyapıtı. 95'te üretilmişti. 96'da bize geldi. 99'da makyaj geçirdi bu. Şu arka tampon, ön panjur. İçeride ufak tefek bir değişiklik oldu. Gerçekten başarılı bulduğum. Döneminin ötesinde olan bir otomobil. Citroen C Elize ve Peugeot 301 arkadaşlar. Şimdi bu arabaya şu açıdan baktığımızda belki arka çamurlu, boyalı olabilir. Detay bakılması lazım. Lastikleri falan iyi durumda. 11 yaşında 2013 model, çizgileri de yaşıyla kıyasla ortalama duruyor. Araba 220 bin kilometrede 465 bin lira fiyat istenmiş. 1.6 dizeli. İletişim bilgisi burada paylaşılmış. Şimdi günümüzde dizel ne derece alınır ama hala dizelciler var. Ve C Elize'lerde dizel motorlar daha fazla ilgi görüyor. 1-2 benzinleri de var. 1-2 benzinleri dizeller kadar çok ilgi görmüyor. Çünkü dizellerin torkun verdiği güçle ciddi bir performans fazlalıkları var. Artıları var yani. Şimdi C Elize alacaklar için şu karşıda iki tane daha var. Bir tane İstanbul plakalı, bir tane Malatya plakalı. Öncesinde hemen bunların sıfır durumlarını söyleyeyim. C Elize'lerin sıfırları şahıslara satılmıyor. Showroomlarda da bulunmuyor. C Elize almak isteyen ticari kişiler filo olarak satın alabiliyor. Bunlar için de doğrudan Peugeot ile iletişime geçmesi gerekiyor. Liste fiyatı olarak 1 milyon 20 bin lira fiyat belirtilmiş. Fakat geçtiğimiz 2 ay önce falan ben C Elize'yi 750 bin liraya alan birilerini biliyorum. Şu an hani öyle bir imkanım olmadığı için şu anki filo satış fiyatını net bir şekilde söyleyemeyeceğim. 2016 model 290 bin kilometrede 430 bine yazılmış. Bu da 1.6 dizeli. Bakımlı olduğu da yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Boyası falan hiç fena durmuyor. İçini de şöyle bir çekeyim. C Elize'leri böyle hep ben eskiden Sembol'le kıyaslardım. Şimdi Sembol'le kıyaslandığı zaman açıkçası Sembol'den şeyi yok, bir dezavantajı yok. Bu arada devam edeceğim. En sevilmeyen özelliklerini söyleyeyim. Şu cam açma otomatiklerinin vitesin orada bulunması biraz rahatsız edici. Şoför için özellikle. Şimdi iç alan genişliği, bagaj büyüklüğü Sembol'le kafa kafaya yarışır. Eskiden hep dediğim gibi Sembol'leri, Sembol'e kıyasla C Elize 301'i daha çok tavsiye ediyorum. Çünkü C Elize'lerin fiyatları daha uygundu, daha hesaplıydı. Özellikle şöyle bundan 7-8 yıl önce. Ama günümüzde piyasada çok sattılar, ilgi gördüler. Bundan dolayı artık Sembol'lerden ucuz satılmadığından Sembol'e kıyasla hani Sembol mü, C Elize mi derseniz Sembol, C Elize'yi çok tavsiye etmiyorum. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Hani fiyat avantajı olsa gerçekten Sembol'e kıyasla tavsiye ederim ama artık bu fiyat avantajı kalmadı. Sembol'e kıyasla C Elize'lerin, 301'lerin avantajı bence şu. Şimdi Sembol'le 140 km hızla giderken gerçekten kendinizi tedirgin hissediyorsunuz. C Elize'lerle de böyle çok kendinizi güvende hissetmeseniz bile kendinizi o kadar tedirgin hissetmiyorsunuz. Şimdi bunların bir de bu makyajsız kasa, bu çektiğim üç otomobil için de aynı şey geçerli. Yerden yükseklikleri böyle Türkiye koşullarına uygunlaştırılması açısından bir şey vardı. Yüksekti yani. Bu da yol tutuşta bir olumsuzluğa sebebiyet verebiliyordu. Özellikle böyle rüzgarlarda, köprü çıkışlarında tırları yüksek hızlarda sollarken falan savrulma yapabiliyordu. Bunu yeni nesil makyajlı kasasında yok. Bir de bununla birlikte sahiplerinden böyle alçaltarak bu soruna çözüm olanları da biliyorum. Bu da 1-2 benzinlisi 2014 model 300 bin kilometreye yaklaşmış. 379 binle fiyat yazılmış. Bunun da hasar kaydı yokmuş. Bunun da iletişim bilgisi burada paylaşılmış arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta pazardaki Egea'ların fiyatında böyle bir tık yükselme vardı. Bana göre Egea piyasanın belirlenmesinde önemli bir model. Piyasada çok olduğu için. Çünkü genç otomobilleri nispeten uygun fiyatlara alabiliyorsunuz ki bunun fiyatı da bana göre geçtiğimiz haftakilere kıyasla oldukça uygun yazılmış. Araba
2017 model. 185 bin kilometrede 550 bine fiyat edilmiş. Hatasız, boyasızmış. Burada da iletişim bilgisi paylaşılmış. Dışarıdan bir baktığında hani ufak tefek böyle noktasal rutuş yapılmış ama araba gerçekten hatasız, boyasız gibi duruyor. Tabi burada detay bakılması önemli arkadaşlar. Şöyle bir içini çekeyim. Vites topuzu, direksiyonu, kapı kartonları deforme olmamış. İçinde de böyle hani büyük bir kusur göremedim. Bir kilometresine kıyasla normal duruyor. Şimdi otomobil alırken ilk önce hani kontrol edilecek birçok şey var ama bir taraftan da baktığınız otomobilin işte direksiyonuna, vites topuzuna, koltuk döşemelerine, süngerlerinin deformasyon durumuna bakın. Çünkü bu aslında o otomobilin kilometresiyle ilgili bir size bir fikir verecektir. 150-200 bin kilometrede olan otomobillerde normal şartlarda hani böyle çok güneşe bırakılmamışsa içinde önemli bir deformasyon olmaz. Ama direksiyonu böyle kemrilmiş gibi kötü durumdaysa onda muhtemelen terden artık bitmişse o 10 kilometresinde bir oynama vardır. Bunu neden söylüyorum? Özellikle 10 yaşı geçmiş olan, 12 yaşı geçmiş olan otomobillerin inanın yarısından çoğunun kilometresi oynanmış. Belki abartılı söyledim, yarısından çoğu değil ama 10 tane de, 3 tane de, 4 tane kilometresi oynanmış ve bunun tespiti yapılamıyor. Ne hasar sorgudan, ne kilometre sorgudan, ne de ekspertizler tarafından böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi pazar bu hafta da otomobil sayısı bakımından oldukça yoğundu. Fakat alım satımlar kısıtlıydı. Yine bu hafta birkaç tane böyle el sıkışma, kaporo verme, ekspertize göndermeye şahit oldum. Satılan otomobillerin hepsi de böyle gerçekten kelepir denilebilecek ya da çok temiz, emsallerine kıyasla fiyatı uygun olan otomobiller. Piyasada alım satım yapan kişilere ya da normal satıcılara sorduğum zaman inanın hiç kimse aramıyor bile diyorlar. Yani piyasa bir nevi yaprak kımıldamıyor. Onun dışında şu GCR2 yani 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan güvenlik donanımlarının zorunlu hale gelmesiyle sıfır otomobil piyasasında olabilecek değişiklikler piyasanın böyle aklında, kişilerin aklında soru işaretleri var. Bununla ilgili zaten hani otomobil piyasası videosunda detaylı açıklama yapmıştım. Bunu beklemek gerekiyor, görmek gerekiyor. Ben orada yeni bir ek bir düzenleme olacağını düşünüyorum ama olmadığı zaman işler çok karışacak arkadaşlar. Ve onun dışında bayiler biraz bu yeni yönetmelikten dolayı, güvenlik yönetmeliğinden dolayı biraz da hani otomobili olan talebin azalmasından dolayı. Çünkü sıfır otomobil satışlarına bakıyorsunuz, sıfır otomobil satışları bu yılın Nisan ayında normal seviyelerine yani olması gereken seviyelere düştü ve geçtiğimiz yıla kıyasla %25 düştü. Bu düşüşten dolayı sıfır bayileri artık böyle keyifleri yerlerinde değil ve ciddi indirimler yapıyor. Geçtiğimiz yıl hani bunu bir videoda da söylemiştim. Liste fiyatı 1.2 milyon lira olan bir otomobili işte 1.3 milyona hatta 1 milyon 350 binaya zorunlu aksesuar direterek satıyorlardı. Artık o devir bitti. Şimdi 1 milyon lira liste fiyatı olan bir otomobili 1 milyon liraya satıyorlar. Bayilerde böyle bir durum var. Herkese tavsiyem öncelikle şu. Şu dönem otomobil için çok acele edilecek bir dönem değil. Özellikle ben hani çok acil, çok elzem değilse ve çok kelepir bir otomobil bulmadıysanız bayramdan sonrasını beklememizi tavsiye ederim. Bununla birlikte bayramdan sonra bayilerin yapacağı indirimler gerçekten daha da yükselecektir. Volkswagen'de 300 bin lira civarında indirim yapılan modeller var. Hatta üst sınıfta, Passat'ta falan 400-500 bin liraya çıkıyor. Volkswagen grubun bu tamamında geçerli. Onun dışında Renault'da ortalama olarak model bazında değişiklik olsa da bir 60-70 bin lira. Yine Fiat grubunda, Egea'larda mesela Cross'larda 100 bin liranın üzerinde bir indirim var başlangıçlarında. Onun dışındakilerde bayi stoğuna göre değişir ama hani 70-80 bin lira ortalama indirim yapıyorlar. Aynı indirimler Ford'da da geçerli. Birçok marka indirim yapıyor. Bir Toyota doğru düzgün indirim yapmıyor. Toyota'nın da başlangıç Vision Corolla'sında 1 milyon 350 bin liraya çıkartmıştı. Kampanyayı bitirmişti. Yeni kampanya yaptı. Yanılmıyorsam 1 milyon 260 bin lira fiyat veriyor. Yani burada söylemeye çalıştığım sıfır bayileri gerçekten biraz böyle artık işi eskiye döndü. Yani pandemi dönemindeki geçici durum artık böyle yavaş yavaş son buluyor diyebilirim. Bu dönemden sonra parası olan gerçekten avantajlıdır otomobil alımında. Acele etmemek gerekir. Kelepir doğru otomobili bulduktan sonra otomobili almak gerekir. Bunları tavsiye edebilirim. Otomobil alacaklara hep şunu söylüyorum. İkinci el yaşlı otomobil alacaksanız özellikle fiyatı elbette önemli ama fiyatı kadar böyle durumu da önemli. Bazen muhakkak ustasına götürün. Ustasına götürdüğünüz zaman basit hiç beklenmedik şeylerden bile 20-30 bine masraf çıkartabiliyor. Siz 5 bine ucuz aldığınız otomobili 30 bine masraf ediyorsunuz. Bu da sizin için karlı olmayabiliyor arkadaşlar. Bunlara özellikle dikkat etmenizi tavsiye ederim. İkinci elde benim şahsi fikrim. Elbette bu olacak diye bir şey yok. Çünkü enflasyon var. Fiyatlar sürekli artıyor. Sıfır kilometrelerde yıl sonuna doğru kampanyalar artacaktır. Fakat kampanyalar artacaktır.
fiyatlar da düşecektir gibi gözüküyor ama liste fiyatları arttığı için şöyle örnek vereyim. Şimdi 50 bin dolar karşılığında satılan, 1.6 milyon liraya satılan bir otomobil belki yıl sonunda 1.7 milyon lira olabilir. Ama o zamanki dolar kuruyla 50 bin dolar değildir, 45 bin dolar olacaktır diye tahmin edebilirim. Kısaca otomobillerin döviz ya da altın bazında artacağını kesinlikle düşünmüyorum. Eski otomobillere de bakacak olursak hep Ford Focus örneklerini veriyorum. Bu hafta pazarda iki tane çektim. 300, geçtiğimiz hafta da 330 güne Ford Focus 2 vardı. Eski otomobili almayın arkadaşlar. Bütçeniz doğrultusunda alabileceğiniz en genç otomobilleri alın. Çünkü devir onun dönemi. Otomobil satacaklara da sabır diliyorum açıkçası. Biraz piyasa kötü, olumsuz bu anlamda bir şey diyemem. Kanala abone olarak destek verirseniz beni çok memnun edersiniz. Haftaya çekmemi istediğiniz otomobilleri de lütfen yoruma yazın. Denk geldikçe sizler için bulup çekmeye çalışacağım. Pazardaki modeller belli ama nihayetinde bazen farklı modeller de olabiliyor. Bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşça kalın. Sonraki videoda görüşmek üzere.